90 yıla yaklaşan ömür sepet yapımıyla geçti. Hala çalışıyor, üretiyor, ekmek parası kazanıyor. İşte gençlere nasihat niteliği taşıyan Giresunlu Vahit Öztürk'ün öyküsü. Vahit Öztürk, Giresun'un Görel ilçesine bağlı Yukarı Boğa köyünde yaşıyor. Yörede ona sepetçi amca deniyor. 90'ına merdiven dayasa da sepetçi amca hala ilk günün heyecanıyla devam ediyor çok sevdiği işine. Nereden aklınıza geldi bu sepet yapma işi? Vallahi benim köyde hep bunu yapayım var. Ama sen şimdi bakma, bu köyde adam yok. Hep İstanbul'da. Bunu çoğu yapıyor. Şekerhanenin belki de 60-70'i yapıyor. Peki sizi burada sepetçi olarak biliyorlar mı? Tanıyorlar mı? Göre abi tanıyor, tanımazlar mı onu? Göre de adamlar kaç senedir aldığı şartlığından biliyorlar. Tanıyorlar, tanımazlar mı? Sepetçi amcanın ilerlemiş yaşına rağmen bu işi devam ettirmesinin nedeni yalnız yaşaması ve hiçbir sosyal güvencesinin olmayışı. Peki burada tek başınıza yaşıyorsunuz. Nasıl geçiyor hayat sizin için? Bir anlatın bize. Memnunum hayatımdan. Allah'ım şahsatı vel diyeceğim. Siz yaşlısınız, yani bu yaşta sepetçilik biraz zor olmuyor mu sizin için? Yorul diye mi? Mecbur, ihtiyacım yok, başka gelirim yok. Mecburum yapmaya. Vahit dedenin ya da namı diğer sepetçi amcanın bu yaştaki hayat mücadelesi topluma örnek oluşturacak türden.